Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ala rasulina Muhammedinil amin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi teala ve berekatuh. Bugün sizler bilen inşallah İslam talimatları doğrusudaki muhtasar düşünceler İslam'dan siyasi maksatta faydalanışke urunadigan toifalarning taktikalari haqida gaplashamiz. Aleyküm selam ve rahmetullah. Keling. Keling, buyurun. Yo'q, yo'q, bana. Keling. İslam dini barchamizga ma'lum, hozirgi, ya'ni mavjud voqealikda 2 milliardga yaqin e'tiqod qiluvchisi bor din, ya'ni jiddiy din. Boshqa, ya'ni insoniyat, ya'ni dunyo siyosati bilan qaraganda ham jiddiy e'tibor qaratilishi kerak bo'lgan, ya'ni foydalansa bo'lishi mumkin bo'lgan jabhalardan biri deb qarashadi. Muxoliflar har doim diniy faktorni e'tibordan chetda qoldirishmaydi. Inqiloblarda, turli xil ixtiloflarda, bir mamlakatning ichini parokanda qilish ehtimoli ortaga qo'yilganda planlar ichida din oldingi faktorda turadi. Dindan foydalanish oldingi faktorda turadi. Shuning uchun qadimda terror tashkilotlarining ilk namoyandalari diniy odamlar bo'lgan. Ya'ni protestant nasroniylaridan bir ayol kishi chiqib o'zini portlatgan. Ya'ni eng yaqingi zamonaviy tariximizda terror haqida gap ketsa, shular haqida boshlangan. Keyinchalik islomni bunga nima qilishdi? Ag'darishdi. O'zini o'zi portlatish faoliyati aslida islomni ichidagi faoliyat emas. Odamlar islomdan qidirib, masalan, Baro radhiyallohu anhu ni misol keltirib, yana boshqa sahobalarni misol keltirib, qilib qo'ygan faoliyatlarini oqlash uchun turli xil gaplarni gapirishdi. Islomda o'zini o'zi portlatish yo'q. O joiz emas u, to'g'ri emas u. Aslan to'g'ri emas, to'g'rimi? Qon o'zini o'ldirish, qon to'kish islomda taqiqlangan. Dushmanga qarshi jangda kuchlar teng bo'lgandagi masala boshqa gap u. Demak, islomdan islomiy faktor sifatida, ya'ni siyosiy maqsadlarni amalga oshirish uchun islomdan foydalanish maqsadida yurgan katta-katta tashkilotlar hozirda mavjud. İnkar qilib bo'lmaydigan darajada mavjud. İslam desa yoniga terrorni qo'shib gapirayotganlarning 100% mana shu tashkilotlarni missiyalarini amalga oshirayotgan odamlar. Siz bilan biz dindor odamlarmiz, ya'ni diniy xodimlarmiz. Bizga taxminan eng kamida 500 ta, 1000 ta, 10 ming tagacha qavmimiz bor, jamoatimiz bor. Shularning ichidan kuniga 10% odam kelib sizdan bizdan bir masala so'raydigan bo'lsa, ularga javob berishimiz kerak. Javob bergan javobimizga ular nima deb qaraydi? Din deb qaraydi. Shu domladan bir narsa so'radim, bu menga dinni gapirdi deydi. O'zini shaxsiy gapini gapirdi demaydi. Endi faras qiling. Sizga 10 ming ta odam quloq solib turibdi. Siz gapirsangiz, uni din deb qabul qilyapti va o'sha gapingizga ko'ra hayot quryapti. O'ylayapsizmi nima qilish mumkin? Bir odamni agar fikriy doirasini buzib qo'yilsa yoki undan o'zlarining maqsadlarida foydalanishlikka erisha olishsa, katta-katta jamiyatlarni parokanda qilib tashlashlik mumkin. Teoriya bu. Odamlar bir ishni qilishdan oldin teoriyani yozib chiqyapti, ishlab chiqyapti buni. Buni uchun mustashriqni o'zlarini oldiriga chaqirishyapti, psixologni chaqirishyapti, uni chaqiryapti, buni chaqiryapti. Yig'iryapti, nima qilamiz deyapti. Mana bu ishni qilamiz. Xo'p, nima qilish kerak? Musulmonlarni parchalash kerak. Nimadan boshlaymiz? Ixtilofdan boshlaymiz. Ixtilof nima? Ixtilof nima? Musulmonlar ichida ixtilof. Masalan deylik, bitta jamoat chiqaraylik, hech kim tushunmaydigan savollarni bersin shular. Nima desin? Alloh qayerda deb savol bersin. Bu savolning yechimi yo'q. Teoristlar aytayapti. Bu savolning yechimi yo'q. Lekin buni berdiraylik. Nimaga? Odamlar talashsin, tortishsin, to'polon qilsin, janjal qilsin, bir-biri bilan kelishmasin, urussin,
Ahır varıp kaysı birige karayımız imkan olsun onge kural veramız nargini attıramız. Bu işini biz aysak kimiydi Müslümanlar bu işini kimiydi? Yok kimiydi. Lekin onu ideologiyasiga yol açsak kengaytirib bersak unga joy qilgan odamlarga iltimos qilsak u gapirayotgan joyga kimdir qamab qo'ysa chiqartirib yuborsak kimdir bunaqa ish qilsa shunaqa qilsak desa bu ish amalga oshishi mumkin. Va bu harakat boshlandi. Qilishdi. Suriya bitta misol. Suriya, Iroq, Shom diyorlaridagi bo'lgan hodisalar bunga misol. Orqada kim o'tirganligi bugun ko'rga ham ayon bo'ldi. O paytda yo'q biz o'zimiz qilyapmiz deya to'ydi, to'g'rimi? O'zimiz qilyapmiz biz mujohidlarimiz, Alloh yo'lidagi askarlarimiz deyishgan edi. Keyin nima bo'ldi? Amerikaning askarlari bo'lib chiqdi. Aksariyati. Amerikaning askarlari bo'lib chiqdi. Hozir o'zlari tan olyapti. Nima qilingan edi? Xuddi shu ixtiloflar bilan boshlangan edi. Demak, diniy odamlar bu narsani esdan chiqarmasligimiz kerak. Bizdan bir odam bir masala so'rab kelar ekan, shaxsiy tariqatimiz, shaxsiy manfaatimizga u odamni yo'naltirmasligimiz kerak. Dinimizni tushuntirishimiz kerak unga. Shunda o'rtada maydonda ilm har bir joyni, makonni egallaydi. Ahli bid'at, ahli fasod maydonga kirib kela olmaydi. Qachon bid'at kirib keladi? Bitta sunnat chiqib kelsa kirib keladi. Shu joyda sunnat deganda ham biz istilohlarda umumiy ma'noda aytilganda sunnat desa nima tushuniladi? Umumiy ma'noda sunnat desa nima tushuniladi? Umumiy ma'noda sunnat desa nima tushuniladi? Ha? Payg'ambar alayhissalotu vassalomdan sodir bo'lgan qavli, fe'li, taqriri, taqriri, yana xulqi ham kiradi. Xulqi, ya'ni xilqiy ma'nosida odatiy sunnatlarga aloqador gaplar. Sunnat desa shunaqa tushuniladi. Demak, 5 vaqt namoz o'qishlik o'zi farz edi, to'g'rimi? Biz uni nima deymiz? Sunnatu Rasulillah deymiz. Payg'ambar alayhissalomning odatlaridan edi. Buni doim qilgan edilar va qilishga buyurgandilar. Farz. Demak, bir sunnat chiqib kelsa o'rniga bid'at kirib keladi deganda mana shu keng ma'nodagi qavramlik, keng ma'nodagi gap tushunilish kerak. Bizda nima tushunilyapti hozir? Eng katta ixtiloflarga qarshi tura olmaydigan zaif qarashimiz nimadan iborat? Biz fiqhiy ma'nodagi sunnatlarda talashib yuribmiz. Fiqhiy ma'nodagi sunnatlarda talashib yuribmiz, o'zimizni o'zimiz band qilyapmiz. O'zimizni o'zimiz behuda narsalarga mashg'ul qilyapmiz. Asl maqsad, asl islomning zabardast tushunchalarini aytishga vaqt qolmayapti. Uni biladigan düşman aynan o'sha masalalarni ichimizga tiqishyapti, rofiliyadan qildiryapti ichimizga kirib. Aynan Alloh deb so'rattiryapti ichimizga kirib. Fissamoni ma'nosi nima deyapti? Ichimizda aytishyapti shuni, biznikilar aytyapti. Endi qiziqligi o'shalarga qarshi keskin tushunchalarni bildirsangiz, "Yo, noto'g'ri qilyapsan sen. Imom Maturidiyni adashgan deyapsan. Ba'zi qavullarga ko'ra nima deyapsan? Kofir deyapsan." Sen nomini aytyapman. Masalan deylik Sodiq Samarqandiy. Birodarim, siz Maturidiyni adashganga chiqaryapsiz. Ash'ariylarni adashganga chiqaryapsiz deb aytayotgan gapingiz kitobga to'g'ri kelmaydi, sunnatga to'g'ri kelmaydi, mantiqqa to'g'ri kelmaydi, ilmga to'g'ri kelmaydi. Mana kitob, mana asos, mana salaf desak, bu yerda turganlar nimaga sen Sodiq Samarqandiyni gapiraverasan deyapti. Nima deb javob beraman unga men? Tushungani yo'q hech narsani ana bora. Sizni bir marta ham gapirgani yo'q deyapti. Voy, meni gapirish kerak bu. Meni gapirsa eyvalloh, boshimni ustiga. Meni gapiraversin. Gapirmasa gapirmasin. Lekin Maturidiyni gapirsa kimni gapiryapti u? Sizni gapiryapti, sizni gapiryapti, meni gapiryapti. Meni e'tiqodimga hujum qilyapti, meni xilqatimga, yurish-turishimga, ko'zimmi chiroyliligi, qoshimmi qoraligini gapirmayapti u. Meni e'tiqodimga ta'na qilyapti. Ana u bola uni tushunmaydi. Unga shunaqa yedirilyapti, orqada turgan, ishlayotgan atrofida shu odamni ummatni ichiga, islom ummatini ichiga kiritsak ixtilof qilib bera oladimi? Qilib bera oladi. Bizdan nima yordam? Bu qilayotgan paytda unga kim raddiyaga chiqsa, uni trolling qilishimiz kerak. Bo'ldi, bu bizning ishimiz deb qilishyapti. Bular fitna nazariyalar emas, xayoldan to'qib olib gapirilayotgan narsalar emas, hayotda real bo'layotgan voqealar. Hozir siz indamay turibsiz, shunda chiqing boshlanadi sizga.
Ko'rasiz, maydonda ko'rasiz. Kim? Kim bilanligini. Hozir indamasangiz hech narsani ko'rmaysiz. Ko'ra olmaysiz. Nimaga? Vaziyatni ko'ra olmaydi odam. Nima haqida bo'layotganini. Uni ustida o'ynalayotgan o'yinlarni ko'rish ehtimoli juda qiyin. Nimaga sen Sodiq Samarqandiyni gapiraverasan? Men Sodiq Samarqandiyni shaxsini hech ham gapirganim yo'q. Uni har doim birodarim dedim. Axloqi yaxshi dedim. Ahli ilm, Alloh rozi bo'lsin dedim. Lekin Maturidiyga gapirgan paytida to'xtang deyapman. Gapiga qarshi gapiryapman. Bu gapingiz noto'g'ri. İmam Maturidi Alloh fi kulli makan demagan. İmam Ash'ari Alloh fi kulli makan demagan. Ahli salaf, ya'ni ahli sunna val jamoadan hech birorta inson Allohga bashar ma'nolaridan birortasini nisbat bermagan. Aqida kitobimizda bu Tahoviy aytadi, "Man vasafallohu bi ma'nan min ma'anil ba'sh bashar faqat kafar" degan. Allohga kim bandalar tushunadigan ma'nolardan nimani nisbat bersa kofir bo'ladi. Tahoviyning matni bu. Abrori gap emas. Va abror buni kimgadir qarshi gapirayotgani yo'q. Imom Maturidiyni adashgan deyotgan odamlarga xato qilyapsan deb gapiryapti. Maqsadim nima? O'sha xato kirib kelsa ummat o'rtasida ixtilof boshlanadi. Sizni e'tiqodingizni kufrga nisbat berib olishlik birinchi etap. Sizni birdaniga bor musulmonni ot desa otmaysiz, qanaqa qilib otasiz bir musulmonni? Qanaqa qilib qonunni to'kasiz? Qanaqa qilib uni la'natlay olasiz birinchi etapda? La'natlay olmaysiz. Siz uni la'natlay olishingiz uchun, unga qarshi qurol ko'tara olish uchun, uni qonunni to'ka oladigan saviyaga kelishingiz uchun uni kofir deb olishingiz kerak. Birinchi etap bu. Buni tushunmaydi mana bolalar. Qattan biladi, deydi axloqi go'zal. He, axloqingdan o'rgilay seni. Seni go'zal qotil bo'lishing menga kerak emas. Yumshoq gapir, bir o'rtog'im bor, Turkiyada yurdim deydi. Biznesmen bola. Bir bola yonimga kelyapti deydi. Shunaqa axloqi go'zal, shunaqa yumshoq deydi. So'rashganda ham sizlab so'rashadi, ikki qo'llab so'rashadi. Hayron qoldim, juda ham axloqi go'zal deydi. Keyin bir kuni dedi, bir bola kelib, "Aka, ana odam tanisizmi?" deyapti deydi. Yo'q, tanimayman. Okey, ehtiyot bo'ling endan ha. 15 ta odam o'ldirgan u deyapti. Suriyadan chiqib kelgan bola bu deyapti. 15 ta odam o'ldirgan, qonida 15 ta qon bor buni deyapti. Bizga muloyim qotillarni mana odob axloq deb oldinga surishyapti. Mana aytayapman, axloqinga 5, qotilligingga qarshiman. Meni yomon ko'ryaptimi? Yomon ko'raver. Sen bilan bu dunyoda meni hisob kitobim yo'q. Men Alloh bilan o'rtamdagi ishimni bajaryapman. Aytayotgan gapimga dalil keltiryapman, kitobdan dalil keltiryapman, ularning qilayotgan hujumiga qarshi gapiryapman. O'zimdan o'zim chiqib gapirdimmi birortasini? Yo'q, gapirganim yo'q. Birdan bittasi paydo bo'lib qolib, 6 ta dars qildi, o'zidan o'zi. Hech kim undan so'ragani yo'q. Chiqib nima dedi? Imom Buxoriy bilan Imom Maturidiy aqidasi o'rtasidagi farq. Dars. Har bittasi 40 minut, 50 minutlik dars. 6 ta dars. O 6 ta darsni eshitgan odamning qalbida, fikri, shuurida bütün Maturidiy aqidasidagi odamlarni hammasiga nisbatan nafrat ekildi. Ekildi, uyg'otildi ularga. Nima qildi? Maturidiylar adashgan. Siz Maturidiysiz, men Maturidiyman. Meni adashgan, imomimni adashgan deyapti. Kufrga nisbat beryapti. Xo'p, indamasligim kerakmi? Mana bu taktika. Mana shu usulda hujum qilinadi. Indamasa maydon bo'sh qoladi. Nimaga qattiq hujum bo'lyapti indaganga? Maydonni bo'shatish uchun. U taktikani orqasida musulmonlar o'tirgani yo'q. Bu o'yinga o'ynayotganlar o'zlari bilmaydi kimga xizmat qilayotganini. Asl saroy mullalari bular. Saroyning xohishini amalga oshirayotgan bular. Siz birorta odam kelsa, unga saroy haqida hech narsa demayapsizki, siz uni oila masalasini, qarz havola oldi berdi masalasini, fiqhiy masalasini aytib beryapsiz, bo'ldi. Keladimi, qaytib kelmaydimi, qizig'i yo'q sizga. Lekin bular sistematik shaklda ularga kelayotgan odamlarni nazorat qilaroq, ular orqali boshqa odamlarga o'zlarining nafrat prinsiplarini tarqataroq faoliyat olib boryapti. Men masalani jiddiyatni aytmoqchiman. Indamasdan o'tirish to'g'rilikka olib kelmaydi. Ya'ni bilgan bilmagan chiqib gapirish ham yaxshi emas. Biz din odamlarimiz, kitob o'qidik, shariatni o'rgandik. Ozmi ko'pmi? Xalq bizni imom deb tan oldi. Ergashyaptimi? Ha. Demak, endi maydonda aqidamiz bilan fiqhimizni himoya qilishimiz kerak. Himoya qilishimiz kerak. Agar indalmasa maydon haliga aytganimizdek bitta bid'atga
Bitta sünnet terk kılgende yol açıladı. Bunlar yapıradı, indemezsiniz ikincisini yapıradı. İndemezsiniz üçüncüsü. Birinci etap ne miydi? Akidana adaşkenge çıkarış. Bu başlandı. Mücessimelikini zimden terk atış. Mücessimeler tarihten malum. Mücessimeler ahl-ı sünnanı her daim cehmiye deyen. Bizde cehmiye deyipti. Mücessimeler cehmiye deyen. Biz ahl-ı sünne ikerliğimizin delillerden biri. Bunlar mücessimelikinin tergibatçıları. Allah subhanahu ve ta'ala'ya cihat. Allah subhanahu ve ta'ala'ya bendeler manalardan bir mana. Allah subhanahu ve ta'ala'ya hiç kim bilmeydigen keyfiyet nisbat kılışı yaptı. Mutlaka, mutlaka mücessimelikinin tergibatı bu. Bunu menbeyi İbn-i Teymiye rahimahullah'a barada halas. Ondan aldın bitti mukatilden kılıngan rivayet var. Ondan aldın Osman Darimi'den kılıngan rivayet var. Bunların geplerini ahl-ı sünne vel cemaat mı gen? İbn-i Huzeymen'i bana şu meseleler doğrusu da yazgan eseri var. İbn-i Huzeymiye'ni, İbn-i Huzeymen'i. Şu yet kelimesi, istiva kelimesi doğrusu da salafının akidesini ispat kılaman deyip eser yazgan. Yozganda unga keyin raddiya yozishgan. Siz deyishgan sifatlarni isbot qilaman deb Alloh subhanahu va taoloniga jism isbot qilyapsiz. Sifatlarni isbot qilaman deb jism isbot qilyapsiz. Xato qilyapsiz deganda men isbot qilaman deb xato qilishim tabiiy degan. Nimaga? Chunki kalom ilmini o'rganmaganman-ki degan Ibn Huzaymah. Kalom ilmini bilmaganim uchun balki shunaqa bo'lgandir deganda ulamolar aytganki, bilmasangiz nima yozasiz deyishgan. Bular juda mashhur hodisalar. Juda mashhur hodisalar. Bayanu Talbisul Jahmiyya degan kitob bor. Kimning kitobi? Ibn Taymiyaning kitobi. Ibn Taymiyya rahimahulloh Bayanu Talbisul Jahmiyya degan kitobni Fahriddin Roziyga raddiya sifatida yozgan. Fahriddin Roziyga raddiya sifatida yozgan. O'sha kitobda tamomila islom ummati gapirmagan gaplarni gapirgan Ibn Taymiyya rahimahulloh. Bu narsani ko'tarish bizga loyiq emas edi. Ko'tarmagan edik. Mening suhbatlarimni eshitgan odamlar hammasi bu Ibn Taymiyachi deb o'ylardi oldin. Shunaqa gaplar ham bo'ldi. Ba'zi odamlar o'zi aqli yetmaydigan masala bilan meni vahobiysan, salafiysan deb yurdi. Men vahobiy bo'laman, men vahobiyman. Devorga esiz kulvaradi devor, ovoz chiqarib. Avrom Muxtor Ali vahobiy. Voy. Qarg'alar qo'shiq aytaveradi buni eshitsa. Shunga ishonib, shuni gapirib, shuni yozib yurganlar bor hozir ham. Nimaga doppisi yo'q? Voy. Bu gapni gapirayotganning kallasi yo'q. Kalla bo'lsa bu gapni gapirmaydi. Doppini, bosh kiyimni sunnat ekanligi fiqhiy masaladagi sunnat. Men mutlaq payg'ambar alayhi salatu vasallam bizga qoldirgan meros, aqidani himoyasi haqida gapiryapman. Doppini gapirishga balo bormi? Saviyani qarang, saviyani. Qayerda ketyapsiz, nimani gapiryapti bu odamlar? Talbis, bayoni Talbisul Jahmiyada Ibn Taymiya rahimahullohni bu gaplarini ko'tarmaslik kerak edi. Ular hozirgi kunda aynalloh fissamo kabi bir qancha gaplarni gapirar ekan, hammasining manbai mana shu kitob. Masalan, ozmi ko'p 50% 70% shu kitobdan olishadi. Bu kitobni o'qib qo'yish kerak. O'zimizni manbaimizni bunga solishtirish uchun. Kitobda Ibn Taymiya rahimahulloh hech kim gapirmagan, salafda hech kim gapirmagan gaplarni gapirib, ortidan salafda hech kim bunga ixtilof qilmagan degan da'volarni qilganlar. Ulamolar o'z paytida raddiya bergan unga. Masalan bittasi. İmam Huzeym İbn Huzeymede kelgan hadis, mana shu hadis. Mana shuni bayon qilaman deb keltirgan bu hadisni. Xalaqallohu Adama ala surati Rahman. Hadis bor shu? O'qiganmisizlar shu hadisni? Qani bizning qog'ozimiz, daftarimiz yo'qmi? Inna Alloha xalaqa Adama
Ala? Suratul Rahman. Mana shu hadis. Alloh taolo odamni Rahmon suratiga ko'ra yaratdi degan hadis. Mana shu hadisni aytib, Alloh taolada surat bor. Alloh taolada surat bor. Alloh taolo o'ziga ko'zni isbot qildi. Alloh taolo o'ziga qo'lni isbot qildi. Alloh taolo o'ziga nuzulni, ya'ni istavoni isbot qildi, harvalani isbot qildi deya odamni suratini singari surati bor, lekin kayfiyatini bilmaymiz degan gapni gapirishdi. Mana shu hadisdan kelib chiqib. Nima deb ma'no aytamiz bunga biz? Buni sahih rivoyati bor boshqa joyda. Imom Muslimning rivoyatida boshqacha tariqasi bor. Bu hadisni raviylari ichida mudallislar bor. Hadis ilmida mudallis nima edi? Hadis ilmida mudallis, mudallis. Rivoyat qilayotgan shayxini berkitib, zaif raviyni berkitib, undan tepadagisini aytib ketadi. Mudallis deydi shuni. Ha, mudallis o'zi haligi tadris qilish. Tadris degani gapni ustini o'rab, siz tushunmaydiganroq yolg'on gapiradi, rostga o'xshatib o'tib ketadi. Gapidan rost deb o'ylayverasiz. Raviylarni qarasangiz, san'atga qarasangiz, san'at tiniq, zo'r san'at. Lekin siz yaxshilab surishtirsangiz, bu odam mana bu tiniq san'atdan eshitmagan. Tiniq san'atdan keyin bitta marjuh odam bor. Bu odamni bekitgan bu marjuhligini bilib. Sahih raviylarni aytib ketadi, otib kim buni? Mudallis. Mudallisni hadisi olinmaydi. Bu hadis mudallisdan kelgan. Mudallis odam rivoyat qilgan. Yana mudallisni rivoyatida ikki xil rivoyat bor. Haddasana an fulan desa biroz mudallisligiga ta'na yetmaydi. Mudallis odam o'zim eshitdim qulog'im bilan desa mudallisligi biroz suqut bo'ladi, tushadi. Lekin ha, haddasana ham o'sha eshitdi, menga aytib berdi, bizga aytib berdi, majlisda boramiz, boradik degani. Lekin rivoyatni an'ana turi bor, an'ana turi. An fulan, an fulan, an fulan qiladi. Falonchidan rivoyat qilindi, pistonchidan rivoyat qilindi. Mudallis mana buni tariqada rivoyat qilgan bo'lsa, shu tariqada aniq mudallis, uni gapi mutlaqo olinmaydi. Tariqasiga e'tiborni qarang, muhaddislarni qilgan ishini qarang. Nimaga? An'anada haligi men aytayotgan ishni qilish ehtimoli katta. An'analarni ichida zaif raviylarni tashab ketib, faqat tiniq sahih rivoyatlar bilan aldashi mumkin. Mana bu hadis an'ana yo'li bilan kelgan. Hadisning sahih rivoyati bor. Innalloha xalaqa Adama ala suratihi. Ala suratihi hi zamir bor o'sha yerda. Hi zamirni qaysinga rojiya qilamiz deganda matn zobitlari, ya'ni matnni zabit qiluvchi ulamolar turli fikrlarni aytgan, lekin hadisning sababi bor. Nima sababdan aytilgani haqida. O'sha sababni tushunib yetganimizda edi, hadisning to'g'ri ma'nosini tushunardik. Hadisning sababi nima? Bir odam bir o'zini qulini yuziga urdi qarsillar. Tarsaki urib oldi. Urganda payg'ambar alayhi salatu vasallam ijtanib al-vajha dedilar, yuzdan saqlan dedilar. Fa innalloha xalaqa Adama ala suratihi dedilar. Alloh taolo odamni mana sen urayotgan cho'ringni yuzini suratda yaratgan edi degan ma'no kelib chiqadi. Ma'qul ma'nomi? Ma'qul ma'no. Alloh subhanahu va taolo sifati to'g'risiga ta'na yetkazish mumkin bo'lgan gapdan qutuldikmi? Qutuldik. Bu an'ana mudallis tomonidan kelgan. Men aytgan rivoyat sahih rivoyat. Unda hech qanaqa kadar yo'q, kiri yo'q, chang yo'q. Tiniq raviylar tomonidan kelgan. Ma'no ham to'g'ri. Cho'risini urayotdi, yuziga urma dedilar. Nimaga? Alloh taolo odamni shuni suratda yaratgan. Seni otangni ham surati shunaqa bo'lgan. Sen buni pastga urib yuzga uryapsan. Degan ma'noda. Mana bu hadislar tarixda mujassimalarga qo'l kelgan. Mujassimalar Alloh subhanahu va taologa jism isbot qilish masalasida mana shu tariqalardan foydalangan. Ulamolar bularga yetarli javoblarni bergan. Biz
Bugün uşa masalalar ko'tarilgani uchun gina majbur bo'lyapmiz biz ham uşa masalalar bilan javob berishlikka. İbn Taymiyya rahimahulloh uşa mujassimalikka aloqador juda ko'p gaplarda kalom ilmiga kirib ketganlar. Alloh taolo jism lakal aytsam. Alloh taoloning qo'li bor laka aydina. Alloh taoloning kayfiyati bor boshqa kayfiyatga o'xshamaydi. Qilgan gaplar barchasi mujassimalikdan kelgan gaplar. Çünkü bitta adashib ketilgan joyi biz Alloh subhanahu va taologa o'zi isbot qilgan sifatlarning ma'nolaridan birortasini nisbat bermaymiz. Ular nima deydi? Mana shu mujassimalikni sekin ahli sunna nomi bilan tarqatayotganlar. Nima deydi? Alloh o'ziga isbot qilgan ya'ni sifatlarni ma'nosini haqiqiy ma'no deb bilamiz deydi. Kayfiyatga kirmaymiz deydi. Haqiqiy ma'nosi bor. Qo'l deganda mana shu qo'lmi? Ha? Shu qo'lning haqiqiy ma'nosi bor. Allohga nisbatan haqiqiy ma'noda qo'l bor. Lekin qanaqa kayfiyatda bilmaymiz deydi. Bu kufr gap bu. Kufr gap. Qanaqasiga Alloh subhanahu va taoloda a'zo nisbat qilinadi? Ha, Qur'onda nisbat qildi-yu, Qur'onda nisbat qilganini o'qiymiz. Uni ma'nosini aynan qo'l, biz tushungan qo'l, qaysidir basharning ma'nosidagi qo'l demaymiz. İmam Tahavi şunge karşı matında kırdıken. Men vasaf Allah'a min evsafin yoki min ma'ani el beşer fakat kefer. Şuna kamada matın isim mesal yoldan çıkıp oldu. Kim Allah Ta'ala'nı bendeler çüngen manalar bilen sıfatlese bizde çüngen mana. Kol degende değil mi mana çünüşümüz mümkün? Kayfiyatını bilmeyemiz. Mana şu kol desek. Nima ma'no tushunishi mumkin? Qo'li bor, a'zosi bor deb tushunadi. Alloh taolo a'zolardan pokki. Bilay kayf degani Allohga kayfiyat nisbat berilmaydi degani. Bu gapni ko'tarayotganlarning tagida juda ham katta xatar bor. Juda ham katta e'tiqodimizga hujum bor. Ba'zi gaplar bor, bayon talbisi jahmiyada. U gaplarni ba'zilar qo'shib ketgan, Ibn Taymiyaga nisbat qilishgan, asli u kishi gapirmagan deb qutulishga harakat qiladi. Aslida o'zlari gapirganlari aniq. Masalan, arshga istivo qildi masalasida. Istivo qandayligi kayfiyatga kirishmaymizdan oldin istivo haqida shunaqa gaplarni gapirganlar. Arsh yer osmonlardan keng, to'g'rimi? Ha? Alloh subhanahu va taoloning wasi'a kursiyuhu samawati wal ard yer osmonlardan ko'ra keng. O'shanga istivo qildi desa, arshni qandaydir chegarasi bor. O'sha chegaragacha istivo qilib, undan davomiga ketgan Alloh taolo degan gaplarni gapirishgan. 450 masalasi to'g'risida ixtiloflar qilgan. Bu gaplarni bizni gapirtirayotganlar aslida bizni majburlayotganlar. Voy, to'xtanglar deyapmiz biz. To'xtanglar, biz gapirishni boshlasak, yotishga qabr topolmaysizlar. Sizlar foydalanib kelayotgan manbalar oxiri oqibatda sizlarni mujassimalikka olib boradi deyapmiz. Lekin ular nima deyapti? Yo'q, biz sizlarni qo'yinglar, biz Maturidiylar bilan gaplashamiz. Maturidiy adashgan, Ash'ariy adashgan. Bir gapni gapirishyapti, u gapni Imom Maturidiy gapirmagan. Imom Ash'ariy gapirmagan. Yaqinda bir gapni gapirdim. Masalan, Fiqhul Absat degan kitob bor-a Abu Hanifaning. Fiqhul Absatda Abu Hanifa Alloh taoloni osmondami, yerdami bilmayman degan odam kofir bo'ladi degan matn bor. Shu matnni o'qib, Sodiq Savarqandiy birodarimiz bu matnga ilova qilib davomida aytayaptiki, Alloh osmonda emas degan odam kofir bo'ladi deyapti Abu Hanifa deyapti. Mana shu oxiridagi jumla Abu Hanifaning gapi emas. Bu jumladan o'zicha bir ma'no chiqarib olib, Alloh osmonda kim Alloh osmonda emas desa kofir bo'ladi. Ana Abu Hanifa aytdi deyapti. Atrofda turgan 99% hech kim tushungani yo'q uni gapini. Umumiy xulosaga ko'ra o'zini tushunchasini Abu Hanifaga nisbat beryapti. Xato, yolg'on desam meni yoqamga osilyapti bittasi. Sen meni yoqamga osilma. Kuching yetmaydi-da. Sen diningni o'rgan birinchi. Sen kimni xulosasiga ergashayotganingni ko'r. Men o shaxsni yana qaytib aytyapman, birodarim deyapman. O odam haqida hech qachon shaxsiy adovatim yo'qki, uni menga mutlaqo uni issiq sovuq joyi yo'q. Illo bir musulmon birodarim.
aqidam haqida bunaqangi noto'g'ri gapni gapirsa indamay turishim kerakmi? Bir odamga o'ziga gapirsang sakraydi sizga darrov. To'g'rimi? Sen o'zingga nisbatan sakrayapsan. Lekin menga aytilayotgan gaplarni 99%iga nima qilganman men? Tashab qo'yganman. Bu katta menga g'animat. Inshaalloh robbil alamin bu gaplarni hammasiga ajr umid qilaman. Lekin imomlarimiz haqida gapirilgan gapni birortasini eshitgan bo'lsam o'tkazib yuborganim yo'q. Bundan keyin ham o'tkazib yuborish niyatim yo'q. Gapirsa gapiraman. To'xtasa to'xtaymiz. Gapirishimiz biz masalan Sodiq Samarqandiy birodarimiz, lekin anu gapingiz yolg'on. Abu Hanifa Alloh osmonda emas degan odam kofir bo'ladi demagan. Keltiring kitobni o'qing. Shu jumlani kesib tashab montaj qilishibdi. Mana Abror aytayapti-ku, mana deb Abu Hanifa rahimahullohning gaplarini keltirib Sodiq Samarqandiyning gapini o'sha o'zini xulosadagi gapini kesib tashab, mana kitobdan gapiryapti deb qo'yishyapti. Qo'rqmaydi, uyalmaydi, hayo qilmaydi. Ya'ni vijdon nomusi yo'q. Xiyonatni uzi qarasi qilishaveradi. Yana bir joyda Imom Juvayniyga tuhmat qilishdi. Imom Juvayniyga Imomul Harabay Ash'arilarning mutaqaddim ulamolaridan, katta olimlardan. Al-Matalibul Oliyani muallifi Ash'ari aqidasida barcha boshini qo'yadigan odam. Shunaqa inson. Imom Juvayniy hikoya Sodiq Samarqandiy aytib beryapti. Jonli muloqotda gapirib beryapti. İmam Cumayni Cuma günü mihrabda durup fissama doğrusu da yaparken Allah fi kulli mekan deyip durdu. Cümle bana şey. Allah hamma cayda deyipken idi. Bir adam kip kaldı. Bir adam kip kalıp ey şeyh size ayetken yapı izgünce düşünmedim de lekin Allah degen de beni kalbim yukarıge intiledi. Osmanga intiledi. Bunu ne kılaman? Deyip saval verdi. Shunda Juvayni boshlarini quyi egib mehrobdan tushib ketdi. Ko'rdinglarmi? Mana deyapti. Alloh deganda qalbingiz osmonga intiladi-yu, Alloh osmonda turibdi, mana shu tomonda. Mana shu tomonda osmonda shu. Imom Juvayni bitta oddiy odamni shu gapiga javob bera olgani yo'q. Ko'rdinglarmi dedi. Xulosa tamom hamma narsasi bitta rivoyatga, qissaga ustiga qurilgan. Kema aytdim, to'xtanglar, oy. Birinchidan bir rivoyatni kim rivoyat qilgan? Sanadini tekshiraylik. Bir. I matnni menga qaytadan o'qib bering. Nima degan? Imom Juvayni Alloh fi kulli makan degan deyapsizmi? Qatta aytgan, ko'rsatinglar menga matnni. Ibn Taymiya bu rivoyatni o'sha Talbisi bayani Talbisi Jahmiyada keltirgan. Mana shu rivoyatni. Rivoyatning roviylari majhullar, kimligini hech kim bilmaydigan odamlar. Bizni dinimiz noma'lum odamlardan qilingan rivoyat ustiga qurilmaydi. Bu bir. Ikkinchidan, haligi matn jumla Imom Juvayniyniki emas. Imom Juvayni Alloh fi kulli makon desa, u hech qachon ash'ariy bo'la olmaydi. U xululiy bo'lib qoladi, kofir bo'ladi. Biz Imom Juvayniyni ash'ariy ekanligini bil ittifoq bilamiz. Mu'tazilalarning enasini yig'latgan Imom Juvayni Jahmiylarni orqasidan quvib teshigiga tiqib kelgan Imom Juvayni, xavorijlarni oyog'ini qaltiratgan Imom Juvayni, nimaga Imom Juvaynini bugun kelib Sodiq Samarqandiy birodarimiz xuluriy deyapti, kofirlar jamoasidan deyapti. Alloh fi kulli makon degan deyapti, qatta aytgan bu gapni. Keltiringlar. Desam men yomon bo'lyapman, nimaga Sodiq Samarqandiy gapiraverasiz? Nimaga Juvaynini gapiradi? Kim qadrliroq islom ummatiga? İmam Juvayniy mi Sodiq Samarqandiy mi? İmam Juvayniy voy. İmam ular, imam deb millat tan olgan odamlar. Shofiy mazhabini 98% İmam Juvayniyni o'ziga imam deb biladi. Shofiy mazhabini muntasiblari. Qanaqasiga İmam Juvayniy bu gapni gapiradi? Ha, o'sha rivoyatni matniga ham xiyonat qilishyapti. Matnni men o'qiganman. Matnda Alloh subhanahu va taoloni biz fissamo deymiz, lekin fissamo deganda makon nisbat bermaymiz. Chunki makon Alloh yaratgan paytida qandoq bo'lsa, makon yaralgandan keyin ham Alloh shunday deb turgan edi. Bu gap to'g'ri gap. Bu gapdan qochish uchun yana bitta jumla bor. Mashhur bular foydalanayotgan imomlarning gapi. Alloh taolo
Arşını yarattı ki istiva kıldı. Ha? Arşı istiva kıldı degen gel. Hop, arş kadim mi kadimmez mi? Kadimmez, yaratılı gel. Şu joyda İbn-i Teymiye Rahimahullah etedi ki yaratılışligi kadim, hudusu kadim, tabiatı kadimmez deydi. Çünkü kadim bugün Allah Subhanahu ve Teala istiva kılgenlerse deydi. Bu koydan çıkarıp alışıp. Onu tabiatı kadim buluşluğu gerek deydi. Yaratılışlığı kadimmez, tabiatı kadim buluş gerek. Arşını yarattı, istiva kıldı, mahluk buldu, yok buldu. Arşını yarattı, istiva kıldı, mahluk buldu, yok buldu. Arşını yarattı, istiva kıldı, mahluk buldu, yok buldu. Bu cümleni hiç kime etmeyen taraftan. Kitaplarda turuptu. Ben bu mavzularını kotarsam, ben kokmasından meydana çıkıp yapıp gelmemin sebebi şu. Ben bunlarını okuyacağım ben hamasını. Kelip kitabını aldığı kop koysayız, menemen degeni mekmek yok olan. Özü okumakken. Ularga berilgen cümleler bilen İmam Maturidi, İmam Eş'arilerini kafirge, murtetge, adaşkenge çıkarış misyasını ada kılıyetken oramlar. Arkada kim var? İslam ümmetini parçalaş uçun hareket kılıyetken injinerler var. Teologlar var. Oturup duğular. Müslümanlı la ilahe illallah deyip dursayan barıp soyuyetken adam uçu tayarlengen adamı. Başıdan apkilingen onu. Ve meydana koyuvarıldı. Müslümanlarını soyuştu. Hatıram turuştuk. Oraya kural o geldiler. İdilip'te oturuştu. Barıpçılarını soyemiz abrar murtad diye şey yaptı. Ne demek ya? Maturidi. Kim oldu? Kim oldu? Bir başka bir ölüm. Bu geplerimiz kaladı tarihte. Biz amanatını yetkizeyemiz. Kıyamet günü uçuraşemiz. Her bittesi bile. Kim hıyanat kılı yaptı? Kim mentaş kılı yaptı? Kim gapni aytmagan adamga aytdi deyip mantaj kılıp kimni kim tuhmat kılı yaptı? Açıladı o. Kıyamet anık imanımız var onge. Umurumuz kıskalıgige cüdeyem imanımız var. 40-45 kılı yapmız. Ötken umurumuz kız açıp yüngünçe. Bir akınca kaldı hiç kim bilmeydi. Ketti, umur ketti. Lekin amanatını oradaki koyuşumuz gerek. Demek, bana şimdi okşayan masalalarda. Aslında dinden faktör sıfatta faydalanış. Uyan Müslümansız lan, bana Müslüman ben. Müslümanların ortasındaki nafrat duygusunu tarkatış sistematik şekilde amalga aşırılıyetkenlerse. Sistematik şekilde. Uşu sistematik şekildeki amalga muhalif olarak bana şu meleke aşırış sohbetleri teşkil kılınıyordu. Hammadan çıkıp haklıgen gapını gapırış yani marğub narsamaz. Güzel hamma gapıra olsun degen gap yok. Lekin biz dinimiz doğrusu da özümüz atrafımızga dinin asıllarını örgütüşümüz gerek. Akidada makale yazışımız gerek. Bir mesele kotarıldı, ıhtılaf bulsa imamlarımızın himayesi uçun kitaplardan kurup makale yazışımız gerek. Cümelerde sohbet kılışımız gerek. Hadır namazlarda inkenen buluyup sohbetler. Şu sohbetlerde küçük küçük masalalarını aitip geçişimiz gerek. Halkın 90% sizler tarafta, biz tarafta. 10%'dan başlaş yaptı bunlar ıhtılafını. 10%'ını sekin sekin kopaytırıp 15-20'ye çıkarsa başlanır topalan. 20% ahmak kifaya cancal topalan için. 80% adamını başıge belak eledi. Suriye'nin hemen uruşken miydi? Uruşma geldi Suriye. Uruşunu haklama geldi. 10% adam köçege çıktı. Onlar ki kural teklif kılındı. Kuralını aldı. Ki Abdullah Zıfar'dan sonra işte ben misal ayet yapma. Kronologiyanın içindeki bugün yaptılar. Abdullah Zıfar'dan sonra şöyle. Abdullah Zıfar işit ki karşı bölgeler kafir dedi. İşit ki kim karşısı ulan atış mümkün, öldürüş mümkün. Fatvanı şu Abdullah Zıfar'ı hoş gelirlerden haber işledi. Abdullah Zıfar ne için bakışladı? Şuna kadar payette bakışladı. Kere o. Başka payette yapıra olursun kokla kendine. Kur'an'dan yapıra yaptı, sünnetten yapıra yaptı. Adamlarını biraz aylantıp dursun. Bir gün kere de fatva kere. Kanaka fatva işit ki kim karşı kurallıyı cenkılsa Abdullah Zıfar ayeti bir iş kere. Öldüre vur, fatva sen gidi iş gidi. 2016 yılında sohbet durdu. İşit'teki adamlar sonra gen bunlardan. Bunlar, bu işit'ki hem beni targıp giden, davat giden, işit'ki var gen bunlar. Keyin işit'ki karşı cebahatın nusura hücum kılı yaptı. Müslüman bu cemaatim. İşit'ten Müslüman. Dese Abdullah Zıfar ayeti yaptı ki, kim işit'ki karşı kural kötarsa bağıyı buladı. Bağıyını kanı halal. Şimdi cebahe, cebahatın nusura bağıylık giyem yaramaydı diye yaptı. Ne demek ya? Türkiye bilen gelişken ki bunlar. Çünkü kafir. Türkiye kafir. Bunlar hem kafir.
bemalol o'ldiraveringlar deyapti. O'limiga fatvo beryapti. Abdulloh Zufarning fatvosi bilan odamlar odam o'ldiryapti. Yana buni jinoyat emas, savob ish, g'ozilik deb qilyapti. İşleyipkenini koruyasın mı misiyeni? Bunların kim işletiyatkenini seziyasın mı şimdi? Kaysi kitapta var bu gel. Kaysi şeriat ulaması bunge fatva verirdi. Hiç kim bilmeydi ki? Hiç kim bilmeydi ki? 2000 yılı gekegende, IŞİD parakende bu ketkendiğinkin, IŞİD'den kolgen ayollar, bolalar, asır Türk'tü kaldır. Kürtlerini koludu. Kürtlerdeki ayollarga endi Züfer yazı yaptısılar. Adaşken edinler, takfiri isiler. Bunda kadar, bunda kadar. Ayolar ayeti yaptı. O Züfer, sen biz ne ayeti odin işitke vardı. Biz seni yapayım bilen kendik işitke. Şimdi biz adaşken bulamızın. Ben işitte hemen yokunu adaşken de hak demegen ben, takfiriye koşulmegen ben, tabi kılınlar, anakam anakam yaptı. Yakında keçeyim aldığında sohbette ben bir nasını koyuverdim. Koyuverdim. Kızı kaldıysa da. IŞİD kanalda koygan. Otini meydi ya. Otini aytay, meni hozir İdlib'den shogirdlar kuzatib turibdi-da. Ular tochnasini bilsin. Ne juda qimmatlashib qolishgan. Hozir İdlib'den menga raddiyalar, zakazlar tushgan. Raddiya qilishyapti menga. Raddiya qilmasa bo'lmayapti-da. Bechoralar. Akribat degan joy bor. Akribat. Suriyada. Akribat degan joyda İdlibga yaqin joy u. IŞİD qurshovga tushib qoladi, IŞİD. U paytda IŞİD bor hali. Lekin ana ketdi, mana ketdi bo'lib turgan payt. IŞİD qurshovga tushib qolgan. Abu Saloh Tavhid va Jihodni katibasini amiri, o'sha paytda da'vatchisi yoki amiri bo'lgan payt. Hali Abdulaziz Domla degani yo'q. Endi bu ismlarni sizlar bilmasligingiz mumkin. Men İdlibdagi shogirdlarga aytayapman. Bilasizlar sizlar. Abu Salohning bolalari Akribatda IŞİD'ni qamal qilgan. Qamal qilgan payt. Va o'sha qurshovni yorib chiqishga uringan bir ikkita IŞİD'ni bolalarini ushlashgan, qamashgan bir ikkitasini o'ldirishgan. Qamalganlarga IŞİD qamalda qolgan IŞİD'ni odamlari Abu Salohning qo'lida qamoqqa kirib qolgan bolalarga qo'yvorlaring degan. Qo'yvorlaring ularni. Va bizga bitta koridor ochib qo'ylaring. Koridor ochsalaring ayollar, bolalar, yaradorlar shu koridordan o'tib Turkiyaga o'tib ketsin. Degan. Abu Saloh bolalari bunga ruxsat bermagan. Ruxsat bermasdan ulardan o'sha koridordan o'tayotgan odamlarni urishgan. Şimdi Akribatda kanalda koygan IŞİD'çiler agar asır ogallarini azat kılmasayın kanaldan yorup çıkamız bitti koymaya kıramız kandan girdi. Müslümanlar ortasında buluyetken siyasi vaziyetini karayın. Bizge bir yottu ne iş yaptı? Uruş'a karşı uruş yapmış, İran'a karşı uruş yapmış, Un'a karşı uruş yapmış. Bu real hadiseler bunlar, real. Müslümanlar ortasında buluyetken işler. Tahrir ularga yol vermeyen. Hay'atu Tahrir Tahrir-i Şam guruhu var, katta guruhu yani. Ahrar-i Şam başkası. Kullash guruhlar nomlarini diyodagilar biladi. Keyin IŞİD rostdan qamalni yorib chiqqan. Lekin kuch teng bo'lmaganligi uchun mag'lub bo'lgan IŞİD. O'sha paytda Tahrir-i Şam o'zini oqlash uchun hukumat bilan sulh qilgan. Biz tomonga degan bu yorib kirdiga hujum qildi degan IŞİD'ni. Ana shu paytda IŞİD'ni ichidagi bolalar Abdulloh Zufarga savol so'rab yozishgan. Ya IŞİD'ni ichida emas, anaqadagi. Abu Salohning bolalari, Tahrir-i Shom bolalari. IŞİD haqida savol so'raganda IŞİD kofir ular, falon ishni qilgan bo'lsa kofir, piston ishni qilgan bo'lsa ular kofir degan suhbatni men qilganman bu gapni, oldin aytib qo'ygandim, mana deb tashlagan haligi bolaga, Tahrir bolasiga. Tashlagan faqat omonat degan. Omonat deganda u qanaqa omonat deb 10 mingtalik guruhga tashlab yuborgan ovozini. Ovoz tarqab ketgan, hali IŞİD bor. Ovoz tarqab ketgan, IŞİD'ni kofir deb e'lon qildi Abdulloh Zufar degan to'polon bo'lgan. Shunda IŞİD'ning odamlari Abdulloh Zufarga chiqqan. Sen nima deyapsan deyishgan.
deganda endi sizga Abdulloh Zufarning gapini qo'yib beraman. Abdulloh Zufar qanaqa qilib haligi jilpanglaganda ishlasiz? Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Bu mavzu bundan o'sha qancha vaqt bo'ldi, choy turib avval qancha avval gapirilgan mavzu edi. Keyin buni tarqatilmadi. Bu narsa aniq bo'lmaganligi uchun surishtirildi. Va saqlab qo'yildi. Keyin yaqinda bir 3-4 kun avval, ehtimol bir haftalar avval Ramazon ichida bir kishi so'rab chiqdi shu masalani. Bir kufr ishni qildi, nimaga gapirmadingiz deb xulosa degandek chiqib chiqdi. IShIDga qarshi gapirmadingiz. Men keyin aytdimki, bu masala aniq bo'lgan holatda deb. Keyin hop, shunday bo'lgan bo'lsa-chi deganda, men aytdim, unday bo'lgan bo'lsa men gapirganman. Faqat bu narsa aniq bo'lmaganligi uchun tarqatmaganman dedi. Keyin shuni tashladim, men gapirganman. Kim shuni haqiqatdan so'rasa, mana shu javobni men gapirib qo'yganman. Bu narsa qachon aniq bo'lsa, men gapirganman deb beraman shu javobni. Aniq bo'lmaganligi uchun tarqatmaganman deb shuni tashladim va omonat tarzida tarqatilmasin. Shundan keyin o'qishni shu zahoti olib, shuni bir 10 mingta odam bor kanalga tashib oldi. Shundan keyin tarqagan. Ishlayaptimi? Men chiqib keyin nima qilganim bo'ldi desam, hozir buni tarqatib yuboribman deydi. Keyin shuni oldirib, yo'q qilgancha shuni bunga tarqatib yuborishdi. Bu yerda gapirilgan gap keyin nima bo'lganda ham butun jamoatga qo'yilgan hukm emas. Shu yerda ishlashib qolgan odamlarga qo'yilgan hukm birinchidan. Ikkinchidan, endi bu ishni qilmagan bo'lsa ular o'zida hukm yo'q bo'ladi. Ya'ni men qo'ysam, qo'ymasam undan qat'iy nazar, ular bu ishni qilmagan bo'lsa, voqeada shunday bo'lmagan bo'lsa, tamom, bu narsada men xato qilgan bo'laman. Muammo endi ular o'shani o'zlari. IShID bunga yoqasidan ushlab, nima deyapsan sen? Seni ovozing tarqadi, bizni kofir bo'ldi bular degan gaping. Desa o'zini oqlayapti endi. IShIDga oqlayapti. IShID bor-da hali. U paytda bor hali. Uni oqlayapti. Men deyapti, gapiruvdim-u, lekin aniq bo'lmagandi, sizlarni aniq kofir demaganman demoqchi. Nega aniq kofir degan ularga? Uravuringlar, o'ldiravuringlar degan ma'noda. Keyin agar sizlar unaqa qilmagan bo'lsanglar, men xato qilibman deyapti. Sizlar to'g'risizlar deyapti. Hukm bekor bo'lar ekan. O'lganlar, qoni to'kilganlar, ular hadarimish, yo'g'imish endi ular. Unga kim javob beradi? Mana shunga o'xshagan narsalarni isbotlasam, isbotlab, mana shu isbotlar shular o'zini ovozi bilan o'zini bo'lgan hodisa, siyosiy hodisalar isbotlasam, men noto'g'ri bo'lsam, la'natlashasanmi deyapti men bilan. La'natlashaylik deyapti. Hozir butun guruhiga buyurgan. Nima bo'lsa ham la'natlashaylikni chaqiringlar deyapti. Haligi kecha aytib berdim bir kishilarga. Bir odamning qarzi bor-da mendan. Qarzi bor, to'lash kerak. Muhlat keldi. Qarzini bermayman, bermaysanmi desam, qiyomat alas deyapti. Qiyomatga iymoni borligi maqtovga loyiq. Qiyomatda yaxshi bilarkansan. Qarzni kim to'laydi? Odamlarni o'limiga fatvo beryapti-da, isbotlab qo'ysak, la'natlashaylik deyapti. La'natlashaylik degani qiyomatga aloqador gap bu. Qiyomatda olasan degani u. Qochish bu, mas'uliyatdan qochish. Bular mana shu uslubni qilyapti. Bulardan foydalanish, u orqada o'tirgan tepakanlar bor-u. Orqada turganlar. Ular bularni bor-u. Yeb hazm qilib hidini chiqarmasdan yo'q qilib yuboradi. Bular o'ynatyapti bularni. Xohlagan paytda IShIDga fatvo berdirtiryapti, xohlagan paytda Jabhaga fatvo berdirtiryapti, xohlagan paytda IShIDga bergan fatvosini xato ekan, bu hukm o'zidan tushadi dedirtiryapti. Chunki fikri, doirasi, tushunchasi shunga yo'nalgan, boshqa bularni qobiliyati yo'qki. Hozir ko'p g'imirlab qolishdi. Chunki juda ko'p zarba oldi ular. Zarbaki juda ko'p odamning ko'zi ochildi. Odamlar endi aqlini ishlatyapti. Nima bo'ldi, nimaga bu gapni ketayotdim sizni eshitib to'xtaganman degan nechta odam keldi, uyimga keldi. Ketayotdim dedi. Sizni tanqid qilib, sizni montajlaringizni menga tashlashdi. Mana mashinalar saroy mullalari undan-undan deyishdi. Keyin to'xtachi, shu kuni o'zini eshitib ko'raychi dedim. Eshitib, ona shomdagi bola bilan eshitgan suhbatingizni eshitib, men dedi, to'xtadim dedi. Hamma narsam tayyor edi. To'xtadim, alhamdulillah dedi. Hozir Qur'on yodlayapman, ilm o'qiyapman. Nechta odam? Bu alhamdulillahi robbil alamin, Allohning bergan nusrati. Bizga aloqasi yo'q buni.
harakatda sobit turishimiz bizdan talab qilinadi. Alloh taolo o'zi nusrat bersin. Umumiy ma'noda shu. Sizlar o'zi ahli ilmsizlar, sizlarni boshingizni aylantirishga hojat yo'q. Malaka oshirishdan ko'zlangan maqsad mahkam bo'lishimiz. Aqidamizni mustahkam ushlashimiz. Payg'ambar alayhissalotu vasallamning sunnatlarini merosxo'ri sizlar. Bu merosni kelajak avlodga to'g'ri yetkazish. İkide usulde yetedi din. Bittesi akide usulü de, ikincisi fiqh usulü de. Bu usul İslam'ın manfaatı, yani inna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lehafizun ayetindeki Allah subhanahu ve ta'ala sebebi dünyada şu ikide usulünü koyuyor. Ulamalar bunu takitleydi. Yani şu usulüge göre bir adam hadis aitse, bitti organasızda ya bu müdahalesi var değilsin, bu hadis bu miydi değilsin. Usul bu. Aqidadan bir gapni gapirsa, Alloh taolo osmonda desa, to'xta, laysa kamisli hech shayga tushmayapti gaping deysiz. Bu bashar ma'nolarini berib bo'lmaydi Alloh taologa deysiz. Usul bu. Mana shu usulni mas'uliyati yuklangan insonlarimiz. Hozir shu daqiqada kim nima ish bilan shug'ullanyapti? Lekin sizlar ilm insonisizlar. Va xalq sizlarga labbay deb kelyapti. Bu vazifani o'rnida ado qilishimiz kerak. Bugungi ilk sizlar bilan suhbatimiz shundan iborat. Savollar bo'lsa, mulohazalar bo'lsa gaplashamiz. Gaplar yo'qmi? Usulni tanog'iz kelmagan odam uyni o'zim quraman degan odamga o'xshaydi. Uyni quramaydiki, o'tga bitta ustob kelish kerak, menejer kerak, chizish kerak, chizmasi kerak, quramaydi. Yana ham osonrog'i okeandan suzib o'taman degan odam, usul kerak emas degan odam, qanaqa suzib o'tadi? Chempion ham suzib o'tolmaydi. Rekord Guinnessga kirgan chempion ham okeandan suzib o'tolmaydi. Agar mashhurga o'xshagan suhbat beradigan ustozlar kirsa, bizni haqiqatan qimmat narsani tashab kelishga Alloh ajr bersin. Ammo bizni oldingi anaqalarda to'g'risi hech bir tinga qimmat gaplar umuman meni o'ylatadigan anaqalar bilan vaqtimiz olganda. Men hozir bitta narsani aytmoqchiman, hozir shu tinga anaqalarga aytmoqchiman. Masalan, usul fiqh bor. Mesela asal usulü fiqh. Ayşe'nin aramızda şu usulü fiqh yok ki İnaya diye kitap vardı. İnaya'da Ayşe her bitti mesela İmam Şafir Ahmet Lahay'ın hüccetleri bulan İmam Asasın Abu Hanifan'ın hüccetleri kim hadiste oyan, kim omegen, kim rayge kur verirgen şunlar ispatla verilmedi. Elmasın yok, kon o dizi koydu. Şunlaka eğer naqa bo'lsa, mana shunaqa bir ustoz tayinlansa-da, yo usuli fiqhda. Men masalan men o'zim bekorchi vaqtlarim ko'p doim usuli shoshilib o'qib chiqdim yaqinda. Juda bir mazza qilasiz-da, mana shu hujjat dalil bizni maqsadimizga hadisda olingan joylar, nimaga boshqa hadislar olmagan, masalan Imom Shofiy rahmatullohi alayhi hadislarni olmagan. Mana shu narsalarni juda bir ko'rsatib berganda, agar hozir mana ustozimiz shayx hazratlari hayotning davrlarida mana o'zimizdan bor o'qirdik oldilarida imomlar bir edi. Ko'pchilik bitta saviyada, ya'ni bitta diniy qarashimiz bitta edi. Endi hazratimiz Alloh rahmat qilsin umrlari sizlardan vafot qilib ketdilar-u, endi yana bir parokandalik bo'lishi mumkin. Chunki hazratning ko'p shogirdlari mana yaqinda vafot qilib ketdi. Bizning xayrli odamlar birga edik. Ko'pchilik endi shuni yana jamlaydigan bir markaz bo'lsa, hazrat markaz adalarida. Qani shunaqa bo'lsa-yu, biz duo qilardik, kerak bo'lsa yordam berardik. Mana shu universitetda shunaqa masala bilan sizga o'xshagan bir haqiqatdan bir olim ustozlar kelib, usul fiqhda. Masalan, fiqhi masala shu o'zimizdan Alloh taolo rahmatullohi ashablaridagi mutolaa kitoblardan o'rgatilsa, ixtilof o'zidan o'zi yo'q bo'lganlarida. O'zidan o'zi aytganingizdek, davlat nihoyatda johillar ko'pdi. Nihoyatda johillar ko'pki, siz ularga haqiqiy bir hayotni ko'rsatsangiz, o'zini jargoh deydi.
Mesela bana keçe yakalık zaten asitke bir adam geldi değil mi? O zaman zan yetiden. Ketop olan insanlar bir türlü git akıl yaşarlar. Kendi damlamız etlerken bol siz bilen yaklaşır diyor. Bana kadar gittim. Ben de yukarıda uçraştırdılar. Ama bir sen de sen dedi ki ben oğlumun meselesi de Rafa'ya deyin meselesi de şunlara bir iki ihtilafları boşbollar üretkenlerken silahını ne yoluna kaytarı yapsalar. Bunlar sünnet kılıyat diyor, silah kullanmayanlar sana kılıyat diyor. Aray, ben kendi düşündürüşe hareket kılıyorum. Bu boyutada, kendi basa şu kolunda kılıç basa bari kelle kapta yaşayız ki dedi. Hop, uşa hüccatı meyli korsatken, bana kitap kılıç akıl kılmamayın ya. Bana ben sen niye bana kitap? Abu Hanifa rahmetullahi aleyhinin şakitleri yazıyor. Yani İmam Burhan'da Maravallahi'nin hidayet kitapları. Bunu şarkı inoya. Bana sahibiz ki hadisten bu arada şeyde bana okuyun. Nur. Lekin cahil kılıp sanlar, muhtat sanlar, sanlar. Hani mecnun adamlar bazı paydan bu paydan. Bu şahalgi siyasi sanarada bu inkibattırdan çıkan adamlar ular. Ular ki şuna kadar yöneltiriş verilgen. Ular kitabını okuşam şartmaz. Mantıkan düşünüp bana koru yapsana. Bunlar Özbekistan içi de. Özbekistan zalim. Murtad, kafir, darul küfür. Hamasını terbiye kılışadı. Ha bunlar taşkarıda. Ha taşkarıda bunlar hakkı yapırdı. Bilmeydi ki taşkarıda otururken kim bilen yaklaşıp hakkı yapırdı. Kimge yok edigen hakkı yapırdı. Bunu bilmeydi. Onge kere gelmez. Nafrat uygatış. Müslümanların ortasını şuna kadar birbirine kılıç verse öldürüş. Seviyeye keltiriş. Maksat şu rece. Ben ettim ki sen Endi imtihon bo'ladi. Har bir jamiyatning, har bir zamonning imtihoni bor va har bir insonning imtihoni bor. Alloh taolo haq bilan botil o'rtasida qalbga bir imtihonni soladi. Har kimda imtihon bor. Alloh taolo o'sha imtihonda bizni haqda sobit qilsin. O'sha haqda sobit bo'lish uchun zuhud, taqvo, haqni eshitganda qabul qilish, ilm o'qish, ulug' zotlarning duosini olish, katta zotlarga til tekkizmaslik, bular o'sha imtihon paytida to'g'ri yo'lni topib ketishlikka sabab omil bo'ladi. Alloh taolo Qur'onni nima dedi? Furqon dedi. Boshqa bir oyatda "Va man yattaqillaha yaj'al lahu furqonan" dedi. Kim taqvo qilsa, unga Alloh taolo furqon beradi dedi. Furqon nima edi? Haq bilan botilni ajratish. Haq bilan botilni qachon ajratiladi odam imtihonga ro'baro bo'lganda? Oldingizda ikkita gap turibdi. Mana sizga mana hadisni keltirdim. Agar bu hadisni keltirib bir odam qarasa, "Ye, Rahmonning suratiga ko'ra odamni yaratgan." Imtihon qalbingizga tushadi shak. Bu shak tushligini bilib tashlashadi buni. Buni sahih rivoyatini o'rganmasangiz, Alloh taolodan so'ramasangiz, sizga ilhom bo'lmasa, bunda Allohning yordami bo'lmasa, mujassima bo'lib ketish hech narsa emas. Hech katta-katta odamlar mujassima bo'lib ketgan, katta-katta odamlar. Mana shunga o'xshagan hadislar boshqa oyatlarga ko'ra. Bu o'sha mudallis, mudallislar rivoyat qilgan hadis hujjat bo'lmaydi. Mudallis an'ana bilan rivoyat qilgan. Bular sahih emas, mutlaqo zaif. Bu mana shu Rahman kalimasi bilan kelgan barcha turuqi zaif. Lekin hu zamiri bilan kelgani sahih. Ala suratihi. Ha. Menimcha u Muslimda edi rivoyat. Ala suratihi Muslimda rivoyat Imom Navoviy keltirgan o'shani. Sharhida keltirgan. Suratihi odamga qaytadi degan. Innalloha xalaqa adama ala suratihi. Ya'ni ashu odamni suratda yaratgan. Demak, o'tta voqea bor. Qanaqadir voqea bo'lyapti-da, voqeani ustida aytibdilar. Bir odam cho'risini qulini urdi yuziga, yuziga urma dedilar. Chunki odamni ham Alloh taolo mana shuni suratda yaratgan. Otangni urganday bo'lyapsan degan bir tanbih bor. Alloh taologa surat kayfiyat isbot qilib bo'lmaydiki, laysa kamitlihi shay turibdi. Valam yekullahu kufuvan ahad turibdi.
Hadislarda Peygamber aleyhissalatu vesselam Allah'ını yaratkanlarını tefekkür kılın, uzun tefekkür kılın deyip durdular. Ulamalar bilay keyif deyipti, bilay keyif. İmam Tahaviler, Allah rahmet kısın, akide matilleri de Allah'ı da sitte cihattan hali deyip durdular. Beşerinin manaları ki mutlaka Allah'ını nisbet verir bu miydi? Kim Allah'a nisbet verirse, eğer hakiki manada kulunu Osman'a kılıp, hakiki manada. Yani al aslı fil lugha, al aslı fil kelam, al hakika. Kelamdaki birinci çünüş lazım bulgen kaide ne mi? Hakikat. Eğer Allah Osman'da deyip kulunu işare kılıyetken adam, şu cümle bilen hakiki mananı irade kılıyetken bulsa dinden çıkar. Hakiki mananı, cümlenin hakikatini. Bundan mecaz ifade kılınsa eytiledi, doğru düşünüledi ona. Mecaz, Allah Ta'ala âli zatlıgege işare. İmam Nevevi eytediler ki Allah'ını degende kolunu asmanga kılış, dua kılgende asmanga kolunu kütarış, dua kılıçlarının kâbesi asman, uşan üçün degen. Kıblesi asman degen. Namaz okuluçlarının kıblesi kâbe bugen yokşagen. Bu mecazen değilse düşünülemez onu. Kur'an-ı Kerim'deki fissemanı cümlesini okuyoruz. Mananı etmeyemiz ki. Yani şu imtihallerde biz meyak bu birleşmemiz gerek. Meyak. Adamlar sizce karıydı da. Bana kepti. Damlamızı aldılar ki. Keredi de. O birinci uçuragan adam o da cevap biri varsa yok ki onu gepige kulak salsa kepti hemen arası rasva buladı. O da damlagi nispeten suyu kaskılaman deyip durdu. O başka adamlarını bir dünya mıydı o? Uçanakalarını payla yürüştü. Payla yürüştü. He. Şulardan yığamız. Müslüman ümmetini hiç kaçan birleştirmesliğimiz gerek. Hiç kaçan bunlar salamıge alig almaslık gerek birbirini. Bunlar birbirine kanunu tökücük gerek. Bunlar biz haklagen Kur'an'la okuş gerek diyepti. Muşa Kurtlar Vadisi'de meşgul aktör sıfatı da obraz sıfatı keltirişken. Graham Fuller. Aaron Feller'e. Kinan Korgeller Aaron Feller'i biledi. Aaron Feller uzi Graham Fuller hayotda bor odam. Amerikaning maxsus xizmatlarini odami. Turkiya, Sharq, Yevropa o'sha yaqin Sharq bo'yicha mas'uli. Shu odamni islomsiz islom nima edi? Islomsiz islommi degan kitob bor edi. Islomsiz islom. Ya'ni asli bular qo'ygan islom bor. Mana shu islom bilan odamlar gaplashsin. Asl islomni yo'qotish. Uşanda aytgan kinoda uşanı aynen uşa kitaptan iktibasını keltirişken. Biz degen Kur'an'ı korsatıp. Bu Kur'an'ı degen adamlarga beremiz degen. Lekin biz haklagen mananı çünedi bundan degen. Bundan biz haklagen mananı çünüşlüğünü tahminleyemiz. Maksadını şu degen. Hakikatte geldiler bunlar. Uşanı hakla şey yaptı. Kur'an'ı okup Kur'an'ı kore adam öldürüş yaptı. Doğru mu? Doğru. Uşa vaziyetten inşallah Rabbil Alemin. Çıkışken hareket kılışımız gerek. Anca çıktık. Elhamdülillah bizi halkımız seviyesi balan. Milletimiz imamlarının hürmet kılışlığı kereyliğini ajdatlarının ulamalarından örgengen. Ajdatlarına Allah'ın rahmeti bulsun. Onların hakkında dua kılamız. Onlar milletke dinin aslını sindire ogen. Adamların kalbi de, hayatı da, şeriatının delilini bilmeseyem şeriatının hayatı var. Uşandan faydalanıp kalış gerek. Uşandan faydalanış gerek. Adaşip o'sha qalbiga imtihon kelgan paytida darro boshqa yoqqa o'tib ketayotgan odamlarni hayotini tekshiringdi. Juddi ko'pida hayotida buzg'unchilik bor. Yoki endi boshlagan, yoki endi birovga qasd qilib ketib qolgan, yoki bir jinoyatini oqlash uchun o'zini mujohid, muhojir deb nomlab olgan. Ba'zilari samimiy odamlar. Samimiy borib qolgan, shuni to'g'ri deb yuribdi. Biz to'g'risini ko'rsatadigan mayoq bo'lishimiz kerak. Alloh ajr bersin. Meni sabr qilib tinglaganingiz uchun alohida tashakkur. Subhanakallohumma va bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka va natubu ilayk va akhiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin. Va nadu aqsilla. Amin. Bo'lishligini nasib etgan davlarimizni ham umrlariga rizqlariga baraka olib berdi. Butun islom ummatini
haqiqiy yo'lga chaqiradigan mayoq bo'lib, ko'p yaxshiliklarga bosh qo'shishlar nasib etgan Parvardigor shu o'qishlarni tashkillashtirgan hamma kattalarimizni ham rahmatlasak, vatanimizni, xalqimizni tinch, yurtimizni esa haqiqiy buxoriylar, yana kelajakda termiziylar, aziz avliyolar chiqadigan mulklardan bo'lib tinchlik, xotirjamligimiz qiyomatgacha davom bo'lishi nasib etgan sallallohu ta'ala على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر. رحمات تشكر.